Değerli dostlarım, Kur'an-ı Kerim'in 95. suresi olan Tin suresinin 4. ayeti der ki: Lekad halaknel insane fi ahsani takvim. Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sevgili koçtaşlarım, hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Bir salıdan bir salıya yüreği güzel insanlarla beraber olduğum için mutluyum. Ayet-i Kerime'nin dediği gibi en güzel biçimde yaratılmış insanın da en güzellikleriyle yaşamasını diliyorum. En güzelliklerin onlara akmasını diliyorum. 10 Ekim, 16 Ekim bir salıdan bir salıya neler var neler yok tek tek yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Ay biliyorsunuz bugün Aslan Burcu'nda, dost burcumuz olan Aslan Burcu'nda anlayış getiriyor, affediş getiriyor ve farkındalık getiriyor. Yani Salı gününe böyle başlıyoruz. İnşallah gelecek Salı'ya kadar bazı konuları anlamlandırmaya çalışacaksınız. İnşallah bunda başarılı olacağınızı görüyorum. Bir insandan yardım ve destek görmek istiyorsunuz. Göreceksiniz. Yardım ve desteği alacağınızı söyleyebilirim. Evinizi tamir ettirmek, eve güzel bir şeyler almak için böyle oldukça iyi bir dönemde ve maddi olarak desteklendiğiniz günlerden geçiyor olacaksınız. Aynı zamanda koçtaşlarım, güneşin enerjisiyle ya yani ayın Aslan burcunda olmasının etkisiyle böyle kendinizi sanki antidepresan almış gibi soft hissedebilirsiniz. Uyku problemi biraz verebilir. O da heyecan yarattığı için. O da biraz bazı konuları yapıp yapamayacağım diye böyle tereddüt ettiğiniz için biraz heyecan var. Her konuda, kazanç konusunda, duygusal hayat konusunda biraz uykusuzluk verebilir ama geçici bir durum. Birkaç günde kendini toparlayacaksın. Bebek müjdesi gelebilir. Bir bebek doğumuna gidebilirsiniz ya da bir hamilelik müjdesi gelebilir yakınlarınızdan, sizden. Babayla ilgili, eşle ilgili veya anne ile ilgili sorunlar, sağlık sorunları olabilir eşinizle ya da anne babanızla ilgili. Biraz hastane kapısı gözüktü ama yani böyle bir iki tetkikle geçiştireceksiniz sanırım. Cesur ve atılgan olacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. Gerçekten kendinizi belli bir çerçeve içerisinde gördüğünüzü, olaylara bakış açısı anlamında kontrol altına aldığınızı, kurallara uyduğunuzu, planlamalarınızın da yerli yerinde olacağını söyleyebilirim. Neden planlamalar? Çünkü Satürn'le Mars'ın açıları diyor ki, koçlar gerçekten bu hafta olayları planlayıp yani yoluna koyacaklar. Gerek hukuksal işlerde, gerek devlet işlerinde yeni başlangıçlar iyi gelecek. Yarım bıraktığınız bir şeyler varsa tamamlama fırsatı buluyorsun koçtaşım. Mücadelen devam ediyor ve bazı uygulamalar var. Yani böyle yeni bir şeyler öğrenmek gibi, yeni bir telefon almak gibi bunları devreye koyacaksın. Gerçekten de bu size yeni kapılar açacak. Belki sosyal medyadan çalışmalarınız olacak. Gayet güzel işler yapacaksınız. Yapın da zaten. İlahi destek alacaksınız. İçinizden geldiği gibi davrandığınız için fiziksel ve ruhsal şifayı elde ettiğinizi görüyorum. Küs olduğunuz iki kişiyle
barış yapmanız mümkün. Aile ve evle ilgili konular gündemde olacak. Merkür'ün yaptığı açılarla birlikte hareketli bir hafta. Dostlar olsun, komşu ve kardeş ilişkileri, yani sıcak bir çerçevede olacak. İçli dışlı ve neşeli olacak arkadaşlar. Daha önce zorlayıcı açılardan dolayı kardeşlerle, kuzenlerle, komşularla sıkıntı yaşadık biz koçlar. Bu hafta ve önümüzdeki haftalarda sıfır sorun diyorum. Başarılı ve yüksek mertebede geldin. Liderlik vasfını koruduğunu görüyorum. Sıkıntıyı, üzüntüyü atacaksın. İşte bu geçmişten gelen bazı psikolojik baskıları da üzerinden attın. Ev, emlak, arsa alım satımı ya da kiralaması konusunun çok süper olacağını söyleyebilirim. Bir de arkadaşlar, evde elektrikli cihazlar olabilir, elektronik cihazlar olabilir, tamiratı var ya da yenilerinin alınması var. İş yükünüzü atarken çevrenizdeki desteği göreceksiniz ve de yani el eli yıkar, elde döner, yüzü yıkar. Siz de belki bir çevrenize yardımınız olacak. Süper şeyler bekliyorum sevgili dostlarım. Yalnız yaşayan koçtaşlarım, benim gibi hayatınızda böyle aniden birisi belirebilir. Aniden birisiyle tanışabilirsin. Yalnız yaşayan erkek ya da kadın, her yaştan özel ruhlara sesleniyorum. Bu hafta birisiyle tanışabilirsin. Sevgi alışverişi yapabilirsin. Süper ötesi şeyler bekliyorum. Bir diamond diyelim ya, böyle bir kristalize olma gibi parlak bir gelecek görüyorum. Kalbi boş olan her yaştaki koçtaşlarıma. İnsanların iyi yüzlerini göreceksiniz. Her zaman olmaz. Çünkü iyimser açılar çok fazla. İyimser olacağınız, zaten kimsenin tatlısına tuzlusuna karışmadığınızı biliyorum. Bir farkındalık artacak, bir saygınlık artacak. Her türlü faaliyette gayet güzel olacaksınız. Kısa seyahatler için güzel zamanlar verdi. Piknik tarzı, minimal sosyal olaylar, birkaç kişi pikniğe gitme gibi, birkaç kişi yola çıkmak gibi ya da kırsalda bir yakınınıza ziyaret etmek gibi, bu seni bir içsel yolculuğa çıkartacak, zihinsel fırtınalar estirecek, daha rahatlayacaksın, inan bomba gibi olacaksın. Böyle içindeki böyle daralma, sıkıntı, kalbini yoran acı çatlaklar, hani kanamıştır yaraların, onların tedavi olacağı bir hafta. Ben koçlar için birkaç hafta gayet böyle aşk acısı olsun, içerleme olsun, dargınlıklar olsun, bunları aldırış etmeden ilerleyeceklerini, bunların gölgesinden kurtulacaklarını görüyorum. Çünkü aşırı derecede duygusal yükler halsiz kalmamıza sebep oldu. Hepimizde var o, bende de var. Ama gerçekten sizi temin ederim koçtaşlarım. Ben de bir koçum. İşime kendimi verdim. İşime odaklandım. Ve sıkıldığım zaman, hiç hoşlanmayacağınız bir şey söyleyeceğim ama, sıkıldığım, bunaldığım zaman kalktım, temizlik yaptım.
Dip bucak temizledim. Her yerleri, her şeyleri sildim, süpürdüm. Şu oldu, bu oldu derken o yorgunlukla böyle yaralarım iyileşmeye başladı. Siz de sıkıldığınızda yavaş yavaş sürekli kendinizi hırpalamadan temizlik yapabilirsiniz. Gerçekten evde temizlik yapmak ruhu da temizliyor. Bunu size inanarak söyleyebilirim. Çevrenizden destek göreceksiniz. Beklentilerinizin üzerinde maddi akış olacağını görüyorum. Aynı zamanda zihinsel yorgunlukları hobilerle atabilirsiniz. Örgü yapmak gibi. Örgü yapmak çok iyi geliyor. Arkadaşlar, sinir sistemimizin çöktüğü bir dönemden geçiyoruz pek çoğumuz. Örgü yapmak, yani yaşlı bakım yurtlarında Alzheimer hastalarına bile veriyorlar. Çünkü bu eller çalıştığı zaman arkadaşlar, parmak uçları çalıştığı zaman beyindeki sinirlere, nöronlara da gidiyor. Örgü örmeyi erkeklere bile öneriyorlar. İnce işler, yani beyindeki en ince noktalara kadar çalışıyor, çalıştırıyor. Yani biraz da zekayı kuvvetlendiriyor. Örgü tarzı işler yapabilirsiniz. Elinizi geliştirmek için şiir yazabilirsiniz, yazı yazabilirsiniz. Örgü yapabilirsiniz, dediğim gibi ince işlerle uğraşmanız, dikiş dikebiliyorsanız çok güzel olur. Bu hobilerle uğraşmak sizi psikolojik desteğe yöneltecek. Arkadaşlar, gerçekten yatıştırıcı kullanan varsa, antidepresan kullanan varsa, ben ona bir şey diyemem. Doktorla kendi aranızda, ama inanın ben bugüne kadar hiçbir ihtiyacım olmadı, çok şükür. Çünkü ya örgü örerim ya bir şeyler dikerim. Yani öyle dikerim dediysem çok da yetenekli değilim, ama bir şeyler yapmaya çalışırım. Yani parmak uçlarımı çalıştıran işlerden kaçınmıyorum. Onlar her zaman hafızayı dik tutuyor. Arkadaşlar, biraz sonra zikrinizi vereceğim. Ya Kudüs zikri 170'tir tekrar sayısı. Kutsal olanla bir olma, melekut enerjisine yükselme anlamına geliyor. Ya Kudüs 170. Melekler hep yanınızda olsun inşallah. Benim video çekimim bitti sevgili koçtaşlarım. İsteyenlerle kısa birkaç cümle söylemek istiyorum. Arkadaşlar, bu çok önemli. Yani bizim ellerimizin, parmak uçlarımızın, el ve ayak parmak uçlarımızın çalışması çok önemli. Biraz evvel söyledim ya. Diyelim sen sağ elini kullanıyorsun. Ben de sağ elimi kullanıyorum. Sol eline daha çok yükleneceksin. Ya da sol elini kullanıyorsan sağ eline yükleneceksin. Kullanmadığın taraf, yani dominant olan taraf değil, diğer tarafı çalıştırdığında, kullanmadığın tarafı çalıştırdığında hafızaya inanılmaz doping etkisi yapıyor. Bir, yani sol eli sürekli kullanacağız. Sağ kullananlara diyorum tabii. Geri geri merdiven inme, geri geri yürüme, bunlar hafızayı inanılmaz koruyor ve bunu sürekli 10-15 dakika egzersiz halinde yapanların bile Alzheimer tarzı hiçbir hastalığa yakalanmadıklarını gözlemlemişler. Yani geri geri yürümek, merdiveni geri geri inmek, yani güvenli bir ortamda bunları yapın. Sürekli de kullanmadığınız eli çalıştırın. Bakın, görün, ne stres kalıyor, ne unutkanlık kalıyor. Bunları yaparsanız günde bir yarım saatinizi, 15 dakikanızı ayırabilirsiniz. Bu sizin hem sinirsel olarak dengelenmenizi sağlayacak, hem de yaşlılıktaki hastalıkları şimdiden önlemiş olacaksınız. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Mars enerjisi, güneşin verdiği yaşam coşkusu sizinle olsun koçtaşlarım. Hoşça kalın, dostça kalın.